Evsizler, Homeless. Yazan ve seslendiren Süleyman Sönmez. Paul Simon bu şarkıyı Joseph Shabalala ile yazdı ve Graceland albümünde siyahilerle söyledi. Melodi bir Zulu evlilik şarkısından alınmıştı. Ülkemize de gelen Ladysmith, Black Mambazo grubuyla 1986 yılında bu konseri yaptığı için müzik piyasalarından çok ciddi anlamda tepkiler aldı. Çünkü insani bir nedenle ırkçı politikalarıyla dünya ülkelerinin ambargo uyguladığı Güney Afrika'ya gitmiş ve zencilere destek vermişti. Bu affedilmez bir hataydı. Şarkı evsiz kalanları, fırtınayla evleri yıkılanları, soğuk gecede hıçkırarak ağlayanları anlatıyor. Ama konumuz Paul ve Afrikalı dostlarımızla sınırlı değil. Dünyanın her yerindeki evsiz, yoksul insanlar, gökyüzünü yorgan, toprak anayı yatak bilip yaşayanlar. Savaş bilimlerinde kurtardıkları askerlere "Korkma, seni eve götüreceğiz" derler. Yüzlerce filmde, kitapta bu cümleyi duyarız. Eve gitmek istiyorum. I wanna go home! Eve gider, kapanır, tüm dünyayı dışarıda bırakır, sakinleşir, güven duyarız. Bazen o evlerin içinde dışarıdaki fırtınanın geçişini, hastalıkların bitmesini bekleriz. Ev güvenliktir, ailedir, sevgidir, sarılmaktır, sığınmaktır. Sonunda mücadele giysisinin çıkarılıp huzur bulmayı umduğumuz, yediğimiz, uyuduğumuz, film izlediğimiz, oyun oynadığımız, kedimize, köpeğimize dost olduğumuz çok özel bir alandır. Ve yeryüzünün insanlarının bir bölümü evsizdir. Homeless derler İngilizce onlara. Birçok memlekette yollarda rastlarsınız. Bizler için sadece fakirliğin simgeleridir. Kimi şehirler döşeklerini atamamaları için sivri demirlerle donatırlar boş alanlarını. Gelişmiş ülkelerde bazen onları alıp götürmek isteyen sosyal güvenlik görevlilerini görürsünüz. Bir kulübede veya tesiste yaşamaları için. Kabul etmezler. Hayatlarımızı yaşadığımız bu kölelik yaşamına alternatif bir tepki olarak yaşarlar. Ne TV'leri vardır, ne buzdolapları. Yeryüzünde kir, pislik, hastalık içinde yaşar ve ölürler. Birçok kişi için bu anlaşılmaz bir tercihtir. Tıpkı fıçısından başka bir şey olmayan ve güneşlenirken kendisine dünyanın servetini ihsan etmek isteyen kudretli Makedon İmparatoru Büyük İskender'e "Gölge etme, başka ihsan istemem" diyen bilge kişi Diyojen gibi. Diyojen aslında orada başka bir şey söylemiştir, biliyor musunuz? "Benden bana veremeyeceğin şeyi esirgeme" der. Tekrar söylüyorum. "Benden bana veremeyeceğin şeyi esirgeme" der. Ne derin bir söz. Aslında onun adı da Diogenes ho Sinopopeus'tur. Yani Sinoplu Diyojen. Diyojen'in sahip olduğu tek mal su içmek için kullandığı bir tastır. Bir gün eğleştiği fıçısından görür ki çocuklar çeşmeden ağızlarını dayayarak su içiyorlar. Yani bir tas olmadan da su içiliyor. Bunun üzerinde elinde kalan son nesneyi, son eşyayı, tasını da atıp hayatını öyle devam eder. Mal ve mülkün bir gün biteceğini ve toprağın hepimizin bedenlerinin son istirahati olacağını bilen Ömer Hayyam gibi. İnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez. Bunlar için didinmene bir şey denmez. Ondan ötesi ha olmuş, ha olmamış. Bu güzelim ömrünü satmaya değmez. Der değil mi Ömer Hayyam? Zaman zaman bu bilinç hepimizde açılır. En yakın arkadaşımızın ayağını kaydırırken, bir araba alabilmek için rüşvet kabul ederken, istediğimiz yatağı alabilmek için çalışanlarımızı günde 10-15 saat çalıştırırken. Ama çabuk geçer. En çok sınavlardan önce gelir bu his. Lüzumsuz bir şeylerin peşinden gittiğimizi sezeriz. Koca bir medeniyet kurmuşuzdur. Ancak mutluluğu maddesiz bulmayı öğrenememişizdir. Bizim evlerimiz, mortgage faizlerimiz, bu faizlerde oluşan dengesizliklerle çöken ekonomimiz ve onu canlandırmak için mecburen girdiğimiz olmadık kaynak savaşlarımız vardır. Kısacası ne aborjinler gibiyizdir, ne de çadırlarıyla göçen yörükler gibi. Bazen şehir merkezlerimizde sırtlarında koca çantalarla turistleri görürüz. Deli olduklarını düşünerek gülümser kimileri. Ev alacakları yerde dünyayı gezen bu şaşkınlara doğru bilinmez bir güç bizi çeker. Tapularımız ve gündelik hayatın faturaları o çantalardan daha ağırdır ve daha büyüktür. Ama yapacak başka bir şeyimiz de yoktur. Oysa ki Paul ve arkadaşlarının söylediği gibi,
pek çok kişi ölebilir bu gece. Çünkü rüzgar soğuk ve şiddetli esmedi. Evlerimizi yıkıp geçmedi. Ay ışığı uyuyor bir gece yarısı gölünün üstünde. Ve biz evsiziz, evsiziz, evsiz. 11 Şubat 2020'de Joseph Shabalala 78 yaşında dünyamızdan ayrıldı. Ruhun kanatlansın sevgili dostum. Yazan ve seslendiren Süleyman Sönmez. Hoş ol, hoş ol, hoş ol.